Sıradaki panelimize geçmeden önce yine bir sorum var. Çocuk dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Çocuk, sen. Başka. Enerji. Neşe. Endişe. Tevazu. Onu ben zikretmeyeyim şimdi çocukların yanında. Hoş olmayayım. Problem. Yaratıcılık, merak. Yara. Mesai, yor. Çocuklara dair. Çocuğun bizdeki yansıması değil de. Yani sorumluluk, yük, mesai değil de. Çocuk, genel bir çocuk çizsek nasıl bir şey olurdu bu? Teker teker konuşun. Masumiyet. Hayal gücü, oyun, neşe, saflık. Peki, yetişkin dediğimiz zaman, ciddiyet, kötü, tecrübe, sıkıcı, çıkar. Rezil! Ay, çıkın dışarı! Biz çocuklarla devam ediyoruz. Bilgelik. Önyargı. Sabır. Bazen şey oluyor mesela, benim de 5 yaşında bir oğlum var. Bazen o kadar değişik bakıyor ki dünyaya. Biz bu kafayı nerede kaybettik diyorum. Yani gerçekten hiç olmadık yönlerden görüyor. Hiç olmayacak şeyleri görüyor, fark ediyor. Yani hepimiz aynı şeye bakıyoruz, o başka bir şey görüyor. Ve bu beni çok büyülüyor. Şimdi de bu panelimizde cüret eden çocukları göreceksiniz. Bu bizim çok naif, tatlı, neşeli, bıcır bıcır gördüğümüz dünyada bu çocukların neler yapabildiğini göreceğiz. Bununla ilgili yine sorularınız olursa Twitter'da cüret eden çocuklar ve dijital topuklar 2019 hashtagleriyle sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Biz de onlara ileteceğiz. Panelimizden önce Açılın Gençler Geliyor kitabının yazarı, öğretim görevlisi Doktor Fatoş Karahasan size araştırma sonuçlarını bildirecek. Daha sonra da panelimize geçeceğiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Mikrofon açık, salon dolu. 15 yaş altı kimse var mı burada? Bir elleri göreyim. Var. 24 yaş altı? 15-24 yaş üstündekilerle çalışanlar var mı? Bu yaş grubuna ait çoluğu, çocuğu, kardeşi olan var mı? Bakın biz bir araştırma yaptık, ne çıkacak? Şimdi araştırmayı açabilir miyiz? Gençler nasıl bir gelecek kuracak sorusunu soruyoruz. Ben Bilgi Üniversitesi'nde dijital pazarlama öğretiyorum. Uzun yıllar reklam ajansında çalıştım, uluslararası bir ajansta çalıştım. Yaklaşık 13-14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Önce Milliyet'le başladım, bütün çeşitli dergilerde yazdım. Şimdi Dünya Gazetesi ve CNN Türk'te yazıyorum. Sosyal mecrayı çok kullanıyorum çünkü dijital pazarlama öğretiyorum. Nasıl kullanıldığını hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Zaten siz de bu platform aracılığıyla buluştuğunuza göre hepiniz bu işi çok iyi biliyorsunuz. İsmimle beraber Fatoş Karahasan olarak herhangi bir şey sormak, paylaşmak isterseniz her zaman size bütün accountlarım açık. Bilgi üretilen yerlerde çalışıyorum. Onun için bilgi üretmeyi seviyorum. Reklamcılık yıllarımda çeviriler yapmıştım. Reklam üzerine kitaplar yazmıştım. Bilgi Üniversitesi'nde de Dijital Pazarlamanın Kuralları isimli bir kitap yazdım. Türkçe kaynakların içindeki en gelişmişlerden birisidir. Sonra bu yetmedi. Çok fazla sunumlarda insanlar sorun yaşıyor. Kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar diye. Akla ve kalbe giden iletişim yolları diye bir kitap yazdım. Bütün bunlar hani teorik, hayatı yönlendiren, benim hoşuma giden, benim öğrendiğim şeylerdi. Ama her bulunduğum ortamda şuna tanık oluyordum. Y nesli, Z neslinden bahsediliyor. Millennial'lardan bahsediliyor. Ben bizim çocuklara bakıyorum, gazeteci olarak görüyorum, üniversitedekileri görüyorum, dünyadaki konferanslara gidiyorum, okuduğum literatürden bizim çocuklarımız çok farklı. Bu olguyu bir şekilde test etmek istedim.
Ve sponsorlar bulduk. Çok büyük bir araştırma yaptık. Onu da kitaba çevirdim. Çok hızlıca panel öncesi bu sonuçları sizle paylaşmayı istiyorum. 2018 Türkiye Gençlik Araştırması 15-24 yaş grubuyla yaptık. 2000 genç, bu bütün Türkiye'yi temsil eder. 15 ilde 45 dakika gençlerle oturduk, konuştuk. Yaklaşık 12 milyon insandan bahsediyoruz. Biliyorsunuz 12 milyon Avrupa'da iki şehir, iki ülke demek. Yani bu boyut, çok büyük bir boyuttan bahsediyoruz. Çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Her ortamda gençlik bizim canımız diyoruz. Ama ödevimizi yapmadığımızı çok net bir biçimde gözlemliyoruz. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Gençlerin eğitim durumu bu yaş grubu ağırlıklı olarak işte ilkokul, orta öğrenim, bir kısmı üniversitede. Burada çok çarpıcı bir veri var. 120 bin tane bu yaş grubundaki çocuğumuz okuma yazma bilmiyor bizim oranlarımıza göre. Bir kısmının diploması var, bir kısmı okuma yazma biliyor ama diploması yok. Yani çocuklarımızın okuma yazma bilme gibi bir ihtiyacı bile bu çağda hala var. Şimdi şunları böyle toptan göstereyim size. Arkada ekranda zaten görünüyor. Bakınız, sadece okuyanlar %43, kızlar ve erkekler eşit. Sadece çalışanlar %22, kızlar biraz daha düşük. Çalışmayan ve okumayanlara bakın. %13 erkek, %33 kızlar. Hem okuyup hem çalışanlarda da oran %13, yine kızların aleyhine. Görüyorsunuz, okumayan öğrencilerimiz, okumayan gençlerimiz var. Okumayan ve çalışmayanların büyük bir bölümü de kızlarımız. Her zaman her zorluktan çıkışımızın en rahat yolu ailemiz. Bir slide geri gelir misiniz? Hızlı geçtim. Gençler rol modeli olarak anne babalarını alıyorlar. Kız çocuklar için anneler çok önemli. Bunun için annelerin her söylediği cümle kız çocukların kaderi oluyor. Ağzımızdan çıkan her şeyi çok iyi duymamız gerekiyor. Erkek çocuklar için de aynı şekilde. Erkek çocuklar da babaya bakıyorlar. Baba nasılsa ya baba gibi olmak istiyorlar ya da babanın tam aksi bir karakter içine giriyorlar. Gençler anneleriyle, babalarıyla birlikte yaşıyor. %78'i, bu Türkiye örneklemi, anneleri hiç çalışmamış. Ve çoğu annesiyle, babasıyla aynı şehirde yaşıyor. Anneleri, babalarını çok seviyorlar. İletişimlerini arkadaş olarak tanımlıyorlar. Ve her dertlerini aileleriyle paylaşıyorlar. Şimdi aileleriyle konuşuyorlar. Bütün hayatları aile ise ne konuşuyorsunuz diye sorduk. Aile yaşantısı dediler, okul dediler, iş dediler, ailenin ekonomik durumu dediler, akrabalar vesaire. Yani aile içinde gençlerimiz bilgi üretmiyor. Günlük hayatı konuşuyor ve tırnak içinde dedikodu konuşuyor. Konu komşu ne yapıyor? Gençlerimiz evlenmek istiyor, çocuk sahibi de olmak istiyor ama bunu 27 yaşından sonra yapmayı istiyorlar. Evcil hayvan beslemiyorlar, anne babalar istemiyor, ehliyetleri yok. Eğitim hayatına baktığımızda %61 anaokul ya da kreşe gitmemiş. Çok ayrıntılı bilgiler var. Ben size böyle çok global bir şey olsun diye, bakış açısı olsun diye çok hızlı ve özlü gidiyorum. Eğitim hayatında çok mutlu değiller. Öğretmenlerin dayak attığından şikayetçiler. Okul yönetiminin cinsiyet eşitsizliği yaptığından şikayet ediyorlar. Özellikle genç kadınlar. Bu çok acıklı. Niye eğitime devam etmiyorsunuz diye sorduk. %26'sı yani her 4 gençten birisi paramız yok diyor. Maddi imkan yetmiyor. Bu yüzden burs vermek ve kız çocukların eğitimine, erkek çocuklar da dahil ama kız çocuklara özellikle pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Destek vermemiz, burs vermemiz, çalışmamız gerekiyor. %21'inin ailenin izin vermediği için katılmadığını söylüyor. Yani her 5 gençten bir tanesi. Her 5 gençten bir tanesi çalışmak zorundayım diyor. Şimdi hayat zor, anne babalara bağımlılar, çalışmak zorundayız diyenler var ama ödevlerini onlar da yapmıyorlar. %97'si herhangi bir kültür sanat işine katılmadım diyor. %90'ı yabancı dil bilmiyor. Her 10 gençten biri yabancı dil. Diyoruz ya şimdi, o bizim gençler çok ileride. Hayır öyle değil. Kültürle ilgileri yok, sanatla ilgileri yok ve yabancı dil bilmiyorlar. Ve de daha da acıklısı %98'i önümüzdeki dönem herhangi bir sanat kültür kursuna gitmeyi de planlamıyor. Çünkü cep telefonları var, her şeyi orada yaşıyorlar. Bu yaş grubunun %34'ü çalışıyor. Niye çalışmıyorsun diye sorduğumuzda da şöyle bir şey var.
%32'si iş bulamadım diyor. Genç işsizliği muazzam tırmanışta. Türkiye'de durum çok daha kötü olacak. Hepimiz el ele vererek bu soruna bir çözüm bulmalıyız. %27'si çalışmaya ihtiyacım yok diyor. Bir başka problem de bu. Kendime uygun iş yok diyorlar. Yani özellikle üst yönetimin şikayeti iş var, yetenek arıyoruz, iş var, genç arıyoruz, iş istemiyorlar. Çünkü anne babalarının biricikleri her biri prens ya da prenses olarak yetiştiriliyor. Bütün sosyoekonomik grupta bu. Çin'de biliyorsunuz tek çocuk vardı politikası, küçük imparatorlar deniyor. Bütün aile o çocuk için çalışıyor. Bizde de her sosyoekonomik grupta çocuklar, prensler ve prensesler iş beğenmiyorlar. Bu gelecekte bizim için büyük bir problem. Bugün de bunu hissediyoruz. %70'i çalıştığı işten memnun. Bu genellikle çok şükür idare ediyoruz. Sodexo'm var, servisim var ama her an gidebilirim diyor. Çünkü %77'si hayalindeki işi yapmadığını belirtiyor. Bakın ne kadar acıklı. İstedikleri işi yapamıyorlar, okuyamıyorlar. Çok şükür idare ediyoruz diyen bir gençliğimiz var. Zaten her iki gençten bir tanesi çalıştığı işte kendisini güvende hissetmediğini söylüyor. Maaştan memnun değiller, çalışma saatinden vesaire vesaire. Zaten %49'u da bu işte çalışmayacağım diyor. Bakın, dünyadan çok farklı. Dünya katiyen böyle değil. Birazdan benim size dinleteceğim, soru soracağım, burada oturacak gençler dünyadaki gençler gibi. Bu gençlerin sayısını artırmamız gerekiyor. 49 yaşında emekli olalım diyorlar, çok güzel. İdeal çalışma zamanı şekli nedir deniyor? %78'i tam zamanlı diyor. Düşünün, memuriyet istiyor, maaşım olsun, sigortam olsun, sodexom olsun, servisim olsun. Ya böyle 25-24 yaşında bir çocuk böyle bir hayal kurabilir mi? Geleceğin mesleği nedir diye soruyoruz. Doktorluk, mühendislik diyorlar ya da kamu diyorlar. Sigortam olsun, iş garantim olsun. İdeal işiniz nedir? Hiçbiri demiyor mesela Mars'a gideyim, uzay mühendisi olayım, kendi işimi kurayım. Özel sektör, memurluk, çalışmak istemiyorum. Üç gençten biri kendi işimi kurayım diyor. Bizim bu gençleri yakalayıp bulup onlarla ortak iş yapmamız lazım. %72'si sağlıklı hissediyorum demiş. Doktora gitmiyor. Tabii gençler dertleri yok ama 15-24 yaş arası gençlerin %14'ü sıklıkla baş ağrısı çekiyor. Ben bu konuşmayı yaptığım her yerde soruyorum. Baş ağrısı çeken, size sorayım mesela. Baş ağrısı ilacı alan var mı aranızda? Gençler de böyle maalesef. Kıbrıs'ta bu sunumu yaptığımda sordum, hiç el kalkmadı. Çünkü Kıbrıs gayet mutlu, gayet sakin yaşıyor. %16'sı uyku kalitem kötü diyor. Sizin uyku kaliteniz kötü mü? Ayağı elleri bir göreyim. %11'in iştahı zayıf ya da çok yiyor. Hepimizde aynı problem var. Şimdi esas acıklı olan şu, %30'u dün duş yapmamış, bence önceki günde yapmamış, daha önceki günde yapmamış. %35'i dişlerini fırçalamamış. %83'ü cinsellikle ilgili eğitim almamış. Maalesef her şeyi internetten öğreniyorlar ve internette de en yanlış modelleri görüyorlar. Alkollü içki tüketmiyorlar, sorun değil ama bu rakam felaket. 15-24 yaş arasındaki gençlerin %33'ü sigara içtiğini belirtiyor. Ve bu yaşta başlayan gençler ileride kesinlikle bırakmıyorlar. Bir veba durumunda bu. Soru almıyoruz, sonra konuşuruz seninle. İlk kez sigara içme yaş ortalaması da 16'ya düşüyor. %88'i spor yapmıyor. Çok önemli. Çünkü devamlı sadece göz ve parmakla spor yapılıyor. Kendini nasıl hissediyorsun? %82'si tanımadığı insanlara güvenmiyor. %10'u mutsuz hissediyor. %9'u intihar etmeyi düşünmüş. Yani çok daha acıklı veriler var. Ben sadece bizim araştırma değil, bütün araştırmalarla karşılaştırdım kitabı yazarken. Resim aynen böyle. Nasıl vakit geçiriyor? Arkadaşlarıyla internette, müzikte, telefonda, AVM'de vesaire katiyen bilgi üretmek yok, dalga geçiliyor. Ve tamamıyla üretilmiş içerik tüketiliyor. Uçağa binmemişler, trene binmemişler, teknoloji 6 saat internette ve ekranlarda vakit geçiriyorlar. Peki ne yapıyorsun diyoruz? Gece uyurken cep telefonu yanında, uyandığında yanında, duşta yanında. Muazzam bir aşk var cep telefonuyla aralarında. Mesela yapay zeka, sanal gerçeklik falan diyoruz, haberleri yok. Yani dünya başka bir yerde, bizim gençlerimiz başka bir yerde. İnternette ne yaptın diye sorduğumuzda da WhatsApp üzerinden yazıştım, sosyal medya sitesine girdim, arkadaşımla haberleştim, oyun oynadım, haberleri vesaire vesaire. Yani görüyorsunuz. Siyasetle ilgili değiller. Türkiye'de yaşamaktan memnunuz vesaire diyorlar ama %95'inin pasaportu yok,
%1'i tatil için yurt dışına çıkmış, %71'i Türkiye'nin dostu olmadığını düşünüyor. Düşünün, son derece mutsuz, kendine bakmayan, sıkıntılı ve Türkiye'nin dostu yok diyen gençlerimiz var. Dostun kim diye sorduk, Azerbaycan, Rusya dedi. Düşman olan ABD, Rusya, Almanya dedi. Biz ne düşünüyorsak, bakın anne babaları model alıyor dedik. Anne babalar ne düşünüyorsa gençler de böyle düşünüyor. STK üyeliği %2. Çok acıklı ama şöyle bir umut var. O umutla bitireceğim. %79'u Türkiye'nin istediği gibi olması için uğraşacağını belirtiyor. Biz yetişkinlerin görevi bu gençleri elinden tutmak, bu gençlere iş imkanı sağlamak, bu gençleri topluma kazandırmak. Şimdi 25 yaşın üzerindeyseniz, 50 yaşınıza geldiğinizde bu gençler emekli maaşınızı ödeyecek, bu gençler sağlığınıza ilgilenecek. Eğer siz onlara bakmazsanız onlar da size bakmayacaklar. Gençlik genellikle toplumu ileri götürür ama bizde bir konformist gençlik görüyoruz. Şimdi çağıracağım gençlerse hiç buna benzemiyorlar. Umudumuz bu gençler. Tekerlekli bavul Emre Fidangül hocamızı çağırıyorum. Şahane bir öğretmen örneği. Ezelciğim, kızlar sahada. Ezel kazancı. Şu tatlılığa bakın. Atlas Sarrafoğlu, iklim aktivisti. Hey! Böyle oturtayım seni. Resimlerin altına biraz olmadık ama Atlas'cığım şöyle gel. Ezel'i biraz yanıma aldım. Ve en sonda Sera Çamaş bir sürü şey yapıyor. Hepsini birazdan anlatacağım. Şimdi, Emre Hocam, evet. Daha önceden herkesle görüştük, konuştuk. Sabahtan beri de dışarıda bu şahane ekiple sohbet ediyoruz. Şunların güzelliğine bakınız diyorum. Emre Hocam, öğretmenlik eğitimi alarak yola başlıyor, evet. Yola çıkıyor. Ve daha sonra da Bitlis'te öğretmenlik yapıyor. Kendisi mizah yazarı. Böyle sakin ve çok hani olgun durduğuna bakın. Onun arkasında bir de çok neşeli, çok renkli ve çok esprili bir kişilik var. Öğrencisi olmak isterdim Emre Hoca'nın. Size hemen sözü vereyim. Cüret et diyoruz. Siz nelere cüret ettiniz? Fotoğraflarımız var. Ben mi kullanayım, siz isterseniz yok, durabilir. Alın. Tamam. Ben öncelikle biraz kendi hayatımdan bahsedeceğim. Daha sonra bu çocukların ve genel olarak şu anki kuşağın nelere cüret ettiğinden bahsedeceğim. Ben 14 yaşına kadar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşadım. Fotoğrafta gördüğünüz annem, ben annemin 3. çocuğuyum. 15 yıl aradan sonra dünyaya gelmiş olan 3. çocuğuyum. Zaten fotoğrafta da belli oluyor. Yani ben bu fotoğrafı şu şekilde anlatıyorum. 15 yıl sonra dünyaya gelmenin mutluluğuyla benim gülüşüm, annemde de biraz hüzün var gibi duruyor fotoğrafta. Bu şekilde 14 yıl Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşadım. O diğer fotoğrafta kalabiliriz. Bir geri dönelim. Tamam. Siz bana söyleyin geçmem gerek. Tamamdır. Ben Turgutlu ilçesinde yaşadım. Daha sonra ailemin karşısına çıktım ve yatılı okumak istediğimi söyledim lisede. Annem yatılı okumama karşı çıkmadı. Hemen... Görüyorsunuz değil mi? Mizah nasıl içten gelen bir şey. Hemen kabul etti. Açıkçası bunu beklemiyordum. Ve ben ardından hayatımda ilk kez tekerlekli bavulumu annemle birlikte toplayıp eski bir köy enstitüsü olan Balıkesir Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gittim. Burada geçirdiğim 4 senenin ardından artık bir üniversite bölüm seçme kısmına geldiğimde ben yine annemin karşısına çıktım. Aslında çocukluğumdan beri hep ilkokul öğretmeni olmak istiyordum. Fakat son dönemde hani arkadaşların etkisiyle, ergenliğin etkisiyle biraz kopuşlar oldu. Annemin karşısına çıktım. Dedim ki anneme, anne ben iktisat okumak istiyorum. Annem bana dedi ki, Füsun teyzenin oğlu Serkan abin
iktisat okudu. Bak şu an ne kadar zorlanıyor iş bulmakta dedi. Anne bir dinledim. Aslında yani o an için mantıklı geldi. Bir zaman sonra kararımı değiştirdim. Bu sefer işletme okumakta karar kıldım. Hep yani para üzerinden gitmeye çalıştım. Ardından tekrar çıktım annemin karşısına. Yine söyledim. Anne dedim ben işletme okumak istiyorum. Annem bu sefer şey dedi, bak dedi Nermin teyzenin oğlu Mustafa abin işletme okudu. Şu anda sürekli iş değiştirmek zorunda. Bu da mantıklı geldi. Bir zaman sonra artık farklı bir alana yönelmeye başladım. Onu da bir arkadaşımdan görmüştüm. Psikoloji istiyordu sürekli. Dedim ben de psikoloji okuyabilirim. Yine anneme söyledim böyle böyle ben psikoloji okumak istiyorum. Ya sanki annemin bir listesi varmış gibi. Teyze çocuk eşleştirmesi yapmış. Bu sefer Zehra teyzenin kızı Esin abla örnek gösterdi, psikoloji okumuş. Fakat şu an o işini yapmıyormuş, yani farklı işler yapıyormuş. Ben tamam dedim, yani bu süreçten sonra zaten tekrar ilkokul öğretmeni istediğimi, öğretmen istediğim, kendi isteğimle bunda karar kıldım. Ve tercihlerimi bu şekilde yaptım. Ardından Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmenliğine başladım. Burada geçirdiğim 4 yılın ardından kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüğüm için hep o zamanlar bizde öyle bir düşünce vardı. Hani doğuya gidersen belki kapanabilirsin, kendini geliştiremezsin gibi düşünüyorduk. Ben özelde çalışıp Ankara'da devam etmekten yanaydım. Yine anneme bu konuyu açayım dedim. Anneme söyledim. O bu sefer yine benzer bir liste bu, çıktı eşleşmek. Aynen, Hikmet teyzenin kızı bu sefer. Onunla karşıma çıktı. Yok dedim ben o değilim. Ben artık yani kendime vereceğim kararımı ve cüret ettim. Özelde çalışmaya başladım. Fakat özelde çalışmaya başlayınca hatta köklü bir okulda başladım. Okulun tarihinin ilk erkek sınıf öğretmeniydim. Yani tamamen kadınların olduğu bir ortamda çalıştım. Ben özel okullarda o dönemde biraz şunu gördüm. Her özel okul için söylemiyorum ama büyük çoğunluğunda böyle. Biraz öğretmen sömürüsüne dayanıyor özel okullar. Şu anda bile asgari ücretin altında öğretmenine maaş veren özel okullar var. Bazen bana sosyal medyadan soruyorlar hani çocuğumuzu devlete mi gönderelim, hani özele mi gönderelim gibisinden. Yani ben burada şunu söylüyorum velilere. Yani eğer öğrenebilirseniz bir özel okulun öğretmenine verdiği maaşa bir bakın. Eğer ki asgari ücretin altında öğretmenine maaş veriyorsa o özel okulun amacı çok farklıdır diye düşünüyorum. Ben istifa ettim özel okuldan ve daha sonra tercihlerimi yaptım. Bitlis'in Güroymak ilçesi. Bu özel okul muydu hocam? Hayır. Bu Bitlis'te. Bitlis'teki. Şu anda Bitlis'e geldik. Aynen. Günkırı beldesinde görev yapmaya başladım. Bitlis bambaşka bir yerdi benim için. 21-22 yaşında gittim oraya. Konuşulan dil farklıydı. Kültür farklıydı. İnsanlar farklıydı. Herkes, her şey farklıydı. Tabii başta biraz zorlandım. Fakat öğretmenlik mesleğini ben Bitlis'te sevdim. Geçeyim yani, başkasına. Yok, durabilirsiniz. Yani bu çocuklarla sevdim. Bu çocuklar gelir seviyesi düşük ailelerin çocukları ya da bu çocuklara gelir seviyesi hiç yansıtılmayan çocuklar. Ve öğretmenliğimin ana amacını ben bu çocuklarla belirledim. Çocukların mutluluğu için çalışmaya başladım. Gerektiği zaman bu çocuklar için sosyal medyadan kırtasiye malzemeleri topladım. Gerektiği zaman kitap, kışlık kıyafet, oyuncak. Yani onlar nasıl mutlu oluyorsa onlar için sürekli çalıştım Doğu'da. Ve daha sonra da Doğu görevinden sonra İstanbul'a Sultan Gazi'ye geldim, tayinim çıktı. 2015 yılından beri Sultan Gazi'de çalışıyorum. Ben bugün neden buradayım? Yani neden başka bir öğretmen değil de ben buradayım? Sosyal medyada yazdıklarımın popülerliğinden dolayı bu fenomen diye tabir edilen kesimden olduğum için ben bugün buradayım. Ve bize genelde
yani mizah yapmamız isteniyor. Ben uzun süre öğretmenliği bir kenara bırakarak mizah yaptım. Fakat bir zaman sonra baktım ki Türkiye'de öğretmenlikle mizah aynı anda yürümüyor. Yani bazı kitleler bunu kötüye kullanabiliyor. Ben sadece artık yani çoğunlukla sınıfımdaki mizahı yazmaya başladım. Ve insanlar da bundan daha çok hoşlandılar. Hatta bize son dönemde hani yeni nesil öğretmenler diyorlar. Ben biraz daha şey olarak düşünüyorum hani yeni nesli anlayan öğretmen denmesi gibi Peki, düşünüyorum. Peki biraz hızlanarak şeyi anlatalım mı? Bu neler yaptık? Birkaç örnek. Yani ben İstanbul'da çalışmaya geldiğimden beri burada tweetlerimden örnekler var. Bu benim cep telefonumun ekran görüntüsü. Ve bir öğrencimiz ameliyat olmuştu, onu ziyaret etmek istiyorduk. Bu şekilde aralıklarla tek tek hepsini aramak zorunda kalıyoruz. Bunu ben okumayayım. Pekala. bu bir öğrencimle olan diyaloğum yine sosyal medya üzerinden. bu geçen seneki sınıfımdaki YouTube köşemiz, çocuklar sınıfta herkes bir YouTuber ve dersleri bu şekilde işliyoruz, bazen bu şekilde devam ediyoruz. Dersleri böyle işliyorsunuz. Tabii ki. Yani mesela bir kitabı işlerken çocuk bir YouTuber olup anlatabiliyor okuduğu kitabı. Bir videomuz var. İsterseniz şimdi bunu izleyebiliriz. Biraz daha hani böyle çocuklarımızın Olur, izleyelim. Kuşak farkını şey yapabildiğimiz. Açılmıyorsa sonra açılıyor. Kaç tane başka fotoğraf var hocam? Sizin yaptığınız öğrencileri sınıfta bütün içlerindeki yeteneği ortaya çıkartmak. Evet, yani onları yönlendirmenin bu aşamada önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim aslında sorunumuz biraz da gençleri, yani çocuklarımızı yönlendirememek. Hep böyle hani bir takılmışız, bu çocuklar tabletle, telefonla oynuyor. Hani hiç mi bu çocuklar kitap okumayı sevmiyor? Evet, bu çocuklar aslında kitap okumayı da çok seviyorlar. Fakat yönlendiremiyorlar. Mesela benim en büyük hobilerimden bir tanesi şeylerde, kitapçılardaki çocuk kitapları reyonlarında yani oralarda gezinmeyi severim. Aslında çok fazla kitap bakma açısından değil, biraz oradaki diyalogları dinleyeyim, hem kendime de malzeme çıksın diye orada bakarım böyle. Yani gerçekten çok kötü yönlendiriyoruz. Bize hala bir 100 temel eserimiz var. Ve biz bu 100 temel eser, evet, birbirinden kaliteli eserler ama bir baktığımızda içinde Mevlana Mesnevisi'nden seçmeler, onun dışında Dede Korkut hikayeleri, Ömer'in çocukluğu, Vatan yahut Silistre, yani bu tarz eserler var. Bu çocuklarla bunları, yani kitap okuma alışkanlığı kazandırabilir miyiz? Hayır, çok zor. Yani çünkü artık bu çocuklar şeye gülmüyorlar, hani kazanın doğurduğuna neden inanıyorsun, öldüğüne neden inanmıyorsun, esprisine gülmüyorlar. Bir şey daha tamam. Hemen söyleyeyim. Hep bu çocukları biz hani yönlendirelim. Biz onların yanına bir adım yaklaşmalıyız ki onlar bize
İki adım yaklaştı. Aynen, gelsinler. Yani mesela sınıfımdan bir örnek vereyim son. Hocam, hemen toparlayalım. Mesela biz bir kes yapıştır etkinliği yapıyorduk geçen sene sınıfımızda. Sık sık yapıyoruz bunu ilkokul öğretmeni olarak. Şu anda birinci sınıfların öğretmeniyim. Az önce cennetlik olduğumu öğrendim bu arada. Teşekkür ederim. Orada kes yapıştır etkinliğinde çocuğun bir yeri katlaması gerekiyordu. Ve geldi öğretmenim dedi bana, burada ne yapacağımı söyler misiniz dedi. Yani elinden kağıdı alıp çocuğa şu şekilde yaptım. Katlanarak, her an katlanarak dediğimde orada çocuğun gözünün içindeki bu çocuk bizden biri ışığını görebiliyorum. Ya da... Perihan Hanım, hocama bir saatlik istiyorum bundan sonraki bir toplantı seans. Ya çünkü da çocuklara geçeceğim. Minecraft'tan ödev verdiğimde geometrik cisimlerle ilgili çocukların gözündeki o ışığı görebiliyorum. Seviyoruz sizi, büyük bir alkış. Şimdi bu gördüğünüz şahane arkadaş Ezel Kazancı, Necip Fazıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi. Kendisi futbolcu, öğretmeni burada, koçu burada. Bir şimdi kendisini tanıyacağız. Nasıl başladın futbola? Demin bana anlatmıştın. Böyle yakın tutuyorsun. Evet. Futbola merakım 5-6 yaşlarında başladı. Benim ablam kulübe gidiyordu. Ablamı izlemeye antrenmanlarına gidiyordum. Ben de merakım olduğu için ben de başlamak istedim ve babama söyledim. Babam da kabul etti. Başladığımda iyi bir futbolcu olacağımı düşünmüyordum. Ama gerçekten Gülen Hoca'yla Erdem Hoca sayesinde ileri ve güzel oynamaya başladım. Nerede oynuyorsun? Defne Spor Kulübü'nde. Peki hangi pozisyondasın sahada? Sol defans. Sol defanstasın. Böyle mesela göğüsle bir karşılama yapıyordun. Bir gösterir misin nasıl yapıyorsun karşıdan geldiğinde? Ayağı bir kalk görelim, bir anlat. Havadan top geldiğinde mesela ayağıma doğru gelmiyorsa, göğsüme doğru geliyorsa... Nasıl karşılıyorsun? Şu şekil yaparak... Geliyor şimdi, bir hazır ol. Top gele, böyle yapıp yere indirip devam ederim. Pekala. Ne öğreniyorsun bu futboldan? Seni nasıl besliyor, nasıl değiştiriyor? Beni top sürmelerimi daha iyi yapıyor. Mesela şut çekmemi falan daha iyi yapıyor. Peki. Yıllar önce lisedeyken bir bursa başvurmuştum Amerika'ya gitmek için. Bana şeyi sormuşlardı, işte babayla çok futbol seyrederdim. Ne yapıyorsun dedi, futbol seyrederiz. Offside nedir diye sormuştu ve bildiğimi görmüşlerdi. Ben de sordum offside nedir diye, bir anlat bakalım offside neymiş. Offside mesela öbür takımdaki iki defans var. Mesela soldaki ve sağdaki. Sen onun gerisindesin ve sana takım arkadaşın pas atıyor. Eğer onu tutarsan offside. Offside. Gülen Hoca ile Erdem Hoca'ya teşekkür ederim. Şimdi ben Gülen Hoca ile Öykü Hoca'yı alabilir miyim? Gülen Hoca ile Öykü Hoca, bir hakkında konuşun öğrencinizin. Hemen bir sizi alayım şuradan. Şöyle gelin, hızlı hızlı vakti iyi kullanalım. Defne Spor. Evet. Buyurun hocam, şöyle gelin. Nasıl istiyorsanız ama hemen başlayalım konuşmaya. Evet. Evet. Nasıl bir öğrenci, neler yapıyorsunuz? Merhaba, ben Gülen Akar. Defne Spor'da antrenörlük yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Antrenmanlar yapıyoruz hafta sonları. Ezel'den bahsedecek olursak, Ezel çok iyi bir solak. İşte nereye koysan oynuyor. Orta sağ, sol bek, sol açık. Yani herhangi bir mevkisi yok. Bana bu şekilde. Şeyi anlattınız, çok disiplinli dediniz, çalışkan evet, dediniz. Evet, evet, çok çalışkan. Ablası da bize geliyor, 2-3 yaş büyük Ezel'den. Ama ablası mesela şu anda yayınlanıyor sanırım. Ezel ona göre daha da disiplinli. Yani ne dersen kavruyor ama Ezel'den büyük çocukların bazen bu yeteneği olmuyor. Yani hemen kavrayamayabiliyor seni. Bu yönden Ezel yaşına göre Ezel'le gayet oldun. Ezel'le ilgili çok güzel bir şey söylediniz konuşurken. Fair play dedim. Fair play dedi. Çünkü ben sordum, faul yapıldığında ne yapıyorsun dedim. Faul sen yapıyor musun dedim, yapmıyorum dedi. Hani bazı kasti faul değil bazen. Evet, evet, evet. Ama faul yapıldığında ne yapıyor? Ezel faul yapıldığında bir şey yapmıyor. Arkadaşı ona el uzattığında, faul yapan kişi el uzattığında Ezel de ona elini uzatıp kalkıyor. Öteki özür diliyor. Ezel önemli değil diyor ama başka bir oyuncu olsa, yani benim genel diğer çocuk olduğu için onlar... Faul yapıldığında hemen ona saydırmaya başlıyorlar.
Faul yapan kişiye. Ama Ezel 5. sınıf olmasına rağmen gayet olgunlukla karşılıyor. Ondan bahsettim. Bir fair play alkışı rica ediyorum. Ve kızlar sahada. Merhabalar, ben Öykü, Kızlar Sahada ekibinden. Biz bir sosyal girişimiz. Her yaştan kadını ve kız çocuğunu futbol aracılığıyla güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Ezel'le tanışıklığımız da aslında şimdi başlattığımız Visa sponsorluğunda futbol okulları açıyoruz. Bununla oldu. Defne Spor bizim pilot okulumuzdu. Bu sene de 9 tane ilde başlatıyoruz futbol okullarını. Bu sayede Gülen Hocam'la da Ezel'le de tanışmış olduk. O zaman buradan ne çağrıda bulunalım? Kızlar sahada. Sizi... Evet. Bütün kız çocuklarını bekliyoruz o zaman. Kızlar sahada ekibine. Kızlar sahada için. Ben de... Şöyle gel. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Peki, biraz sonra bir daha aklına bir şey gelirse. Şimdi bu yanımda gördüğünüz arkadaşımız Atlas Sarrafoğlu. Süper çalışkan bir arkadaşımız. Greta'yı duydunuz mu? Greta bir çağrıda bulunuyor. Ve Türkiye'den çağrıya cevap veren ilk kişi bu arkadaş oluyor. Atlasçığım, onunla saatlerce konuştuk. Annesi ön tarafta, şu anda Atlas'ı gururla çekiyor konuşmamızı Nil Hanım. Nil Hanım çünkü yeşil dünya ile ilgilenen, bu konuda yazılar yazan bir anne. Bütün çocuklarda aynı şeyi gözlemliyorum. Anneler çocuklarla çok yakın ve onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Annelere bir alkış rica edeyim bu aşamada. Atlasçığım, mikrofonu veriyorum. Bak bakalım, tık tık. Evet, buyurunuz. Nasıl başladı olay? Önce kendimi tanıtmak istiyorum. Tanıt bakalım. Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 12 yaşındayım ve 15 Mart'tan beri bir iklim aktivistiyim. Nasıl başladığımı hemen size anlatmak istiyorum. Greta'nın, aslında annem gördü ilk başta Greta'yı radyodan. Radyo dinlerken Greta'dan bahsetmeye başladılar. Ben de merak ettim, annem de merak etti. Zaten onu burada da anlatacağım ama kısa bir özetini geçeyim hemen. Takip etmeye başladık. Konuşmalarını izledim. Yazılarını okudum. Ve Türkiye'de olup olmadığına baktım. Ben yapmak istedim ve bir çağrı yaptım. Sonra 15 Mart gibi bir genel grevimiz oldu. Onu da anlatacağım. Peki, resimlerin var. Evet. Böyle mi başlayalım? Evet, böyle peki. Başlayalım. Ben önce neye bir çocuk ettin? Olduğum için ben de oyun oynamayı seviyorum bu arada. Hani o kadar bahsettiğiniz tablet, telefon falan diye ama ben de oyun oynamayı seviyorum. Ha, bu arada... Bu arada başka bir şey söyleyeyim. Dijital çocuklar arasında fark var. Mesela içinizde 1980'de doğan var mı? 80 ve 80 sonrası. Şimdi sizin gruba millennial deniyor. Ama sizler biraz yaşlı dijitalsiniz. Çünkü internetin hala bip 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 diye bağlanıldığı zamanda vardınız ve akıllı telefonla bebeklik geçirmediniz. Daha sonrakiler biraz geçirdilerse de bu arkadaşlar hakiki dijital. Pure dijital doğmuş çocuklar, beyinleri farklı çalışıyor. İnanılmaz tatlılar, düşündüklerini söylüyorlar, çok becerikliler, dünyaya çok açıklar. Onun için bu kadar onlara böyle sevgiyle bakıyoruz. Dolayısıyla senin dijital olman çok normal ama notların da çok iyi, ikinizin de öyle değil mi? 10 üzerinden 9,5 gibi bir ortalama getiriyorsun, dersleri iyi. Mesela sen bana anlatmıştın, anne yarım saat izin veriyor maç seyretmene değil mi? Yani öyle, yani izliyorlar ama annelerin de laflarını dinliyorlar. Ben ilk fotoğraftan başlamak istiyorum. Ben Timo'yu seçmeye cüret ettim. O da benim oynadığım League of Legends diye bir oyundan aslında bir karakter. Benim arkadaşlarım bana işte nasıl cüret edersin Timo'yu seçmeye falan derken ben cüret etme kavramı üzerine biraz düşünmeye başladım, sorgulamaya başladım. Düşünürken de bunu aslında Greta'nın bir lafına benzettim. Cüret etmeyi az önce hocamız da söyledi. Cüret etmenin bana söylemişti aslında iki anlamı var. Biri pozitif, biri daha negatif. Olumsuz bir anlamı çekiliyor.
Negatif olan cesaret etmek anlamında kullanılıyor. Fakat cüret etmek de Greta'nın bir konuşmasında olan... How dare you. Evet, how dare you. O. Nasıl cüret edersiniz biz çocuklardan umut beklerken. O anlamda kullanılıyor. Benim arkadaşlarımın tam olarak hangi cüreti kullandığını bilmiyorum. Ama konuşurken, düşünürken iklim üzerine nelere cüret edebilirim diye de düşünmeye başlamıştım. Şimdi de size iklimle ilgili nelere cüret ettiğimi göstereceğim. Geçiyorum. Evet. Bu annemi dinlemeye cüret ettim. Anneme de zaten bahsettik annemden. Anneleri seviyoruz. Evet, annem. notlarım var. Biraz oradan bakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Annemin sözünü dinlemeye cüret ettim. Ben dünyadan internet sayesinde haberdar oluyorum. Yani League of Legends oynadığım gibi tabii ki. Bizim evde herkes farklı şekillerde dünyadan, haberlerden haberdar oluyor. Benim annem Facebookçu ve radyo da dinliyor. Greta'yı da oradan duydu zaten. Açık radyocu. Açık evet, radyoyu açık çok radyocu. Seviyoruz. Babam daha çok Twitter'cı ama haberleri de televizyondan izliyor. Ben daha çok Instagram ve YouTube kullanıcısıyım. Ben Twitter ve Facebook'a çok dalmıyorum genellikle. Peki. Onları annem hallediyor benim için. Peki. Anlayacağınız herkes kendi yolundan anlıyor, haberleri buluyor. Ve bu böyle devam ediyor. Annem babama, babam bana, ben de babama anneme anlatmaya çalışıyorum. Böyle gelişiyor, böyle devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında ben annemin sözünü dinledim. Bana anlattığı şeyi dinledim. Greta'yı ilk açık radyodan duydu, bana anlattı. Birlikte Greta'yı takip etmeye başladık. Dediğim gibi yazılarını okuduk, konuşmalarını dinledik. Annemi her zaman dinlemesem de bazen ilginç şeyler de söylediği oluyor. Geçiyorum. Greta'yı duyduğunuzu söylediğiniz çoğunuz duymuştu. Greta'nın cüretine hayran kaldım ben burada. Annemin radyodan dinleyip de bana anlattığı hikayenin kahramanı elbette 16 yaşındaki Greta Thunberg'di. O da zaten başlatan kişi. İlk çağrı yapan kişiydi. Şu an sizin bilmenizin aslında dünyada çoğu kişi biliyor. O da bizim çocukların sayesinde biraz da. Greta iklim krizi için bazı şeyler yapmaya cüret eden ilk arkadaşımızdı. Çağrıyı ilk yaptı. İsveçliydi o da. Bir parlamentonun önünde, İsveç parlamentosunun önünde oturma eylemi yaparak başladı. Küçük bir kuralı bozarak aslında büyüklere bir mesaj verdi. O da biz iklim krizine dikkat çekmek istiyoruz ve bu kuralı değiştirerek ayrıca bazı kuralları değiştirmemiz gerektiğini de yansıttı, göstermeye çalıştı. Şu anda çocuklar olarak da biz gösteriyoruz bunu. Evet, 15 Mart'ta çağrı yapmaya cüret ettim ben de. Tabii sizin de dediğiniz gibi Türkiye'deki ilk çağrıyı ben yaptım. Artık yalnız olmadığımızı biliyorduk ve 15 Mart'ta dünyadaki bütün çocuklar gibi ben de bir çağrı yapmak istiyordum. Babamdan aldığım bir cep telefonu çekimiyle, yardımıyla bir çağrı yaptım. Orada da bu video mu yoksa sadece fotoğraf mı? Sen daha iyi biliyorsun videoysa. Fotoğraf. Sen söylersin ona göre. Ben fotoğraf. Ben asistanlık yapıyorum sana. Tamam, güzel. Geçeyim mi? Yok, bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. 15 Mart'ta bu videoyu görenler, aslında bu video bu arada, fotoğraf değil ama bu fotoğrafmış. fotoğrafı gören çocuk arkadaşlarımız da ben de geliyorum diyerek onlar da bir çağrı yaptı sosyal medyadan. Hep beraber çocukluğumu geçirdiğim bebek parkında buluştuk. O da başka bir görevde. Bu fotoğrafta kalabiliriz. Onun Peki. fotoğrafı yok. Tamam. Ya koymadık. Tamam. İnternetten daha önce grev nedir diye fotoğraflara bakmıştım. Fakat onlar biraz daha çok kalabalıktı. Bizimki ilkti daha grevimiz. Onlara pek benzemedi. Biraz daha parti gibiydi bizimki. Fakat hani sizin anlayacağınız politik parti değil, yanlış anlamayın. Eğlence parti. Evet, daha çok o gençlerin şöyle katıldığı partiler. Gençlerin sinirlerini güzel bir şekilde atabileceği eğlenceli yeni politik partiler bunlar. Açıkçası biraz atarlıyız. Yani bu duruma gelmek bence atarlı yapmalı bizi. Ama güzel yaratıcı pankartlarımız ve sloganlarımız da var. Polislerle aramız iyi.
karşı olduğumuz kömür santrallerinin sahipleri bile bizle görüşmek istiyor. Bence onlar da cüret ediyorlar. 29 Kasım'da küresel grevin dördüncüsünü yapıyoruz. Bu sefer daha konseptli yapacağız. İsteyenlere, yanıma gelenlere anlatabilirim çıkışta. Bravo. Devam etmeye cüret ettik. Devam etmeye cüret ettim. Greta ve ben ve diğer iklim aktivistleri. Özelliğimiz şu, oy veremiyoruz ama her yerdeyiz. Ve tüketmeyi seviyoruz ama birbirimizden de haberdarız. Ve artık nerede bir çekildi fotoğraf? Efendim? Fotoğraf nerede çekildi? İsviçre Lozan'da, onu da anlatacağım şimdi. Ve artık bir araya gelmeye de cüret ediyoruz. Greta ile geçtiğimiz Ağustos ayında Lozan'da 450 farklı iklim aktivistinin katıldığı bir haftalık kampta tanıştım. İlk gördüğüm anda, yani hiç unutamayacağım o anı. Kahvaltı sırasındaydık ve bana doğru geliyordu. Annem yanımdaydı. Ona anne Greta geliyor demiştim. Dizlerim titriyordu, ne yapacağımı bilemiyordum. Ve annem de şaşırmıştı, ikimiz de şaşırmıştık. Greta yanımdan geçiyordu. Ben ona sadece merhaba, hay diyebilmiştim. O da bana başını sallamıştı. Çok mutlu olmuştum. Haftanın geri kalanında da birlikte çalışma gruplarında bulunduk. Hatta birlikte bir greve bile çıktık o cuma. Artık arkadaşım sayılabilir Greta bu arada. Kuralları değiştirmeye cüret ettim. Toplumda hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallar var. Bunlar eski kurallar. Okula gitmek bir kural ama küçük bir kural. Gezegen için zararlı olan kömür, petrol ve gazı kullanmamanın bir kuralı yok. İklim değişikliğine hiç etki etmeyen ülkelerde fakirlerin, kadınların, çocukların, yaşların ve savunmasız diğer kişilerin, canların en çok etkilenmesini durduran bir kural da yok maalesef. Biz çocuklar küçük bir kurala uymayarak kuralların değişmesini talep ediyoruz. Tabi bu greve de çıkmakta oluyor. Bir de yaşadığımız iklim sorunu ile geçtiğimiz Ağustos ayında yazdığım bir şiir var. Onun videosunu sizinle paylaşmak istedim. Hikayemi kısaca anlatmış oldum. Duygularımı da en iyi şiirim anlatıyor bence. Peki, dinleyelim şimdi. Sizde değil mi video? Nereden tanır? Gök niye yarılır? Bu alevler nereden çıkar? Sularda kaybolan eşsiz adam, ormanda kaybolan küçük karıncayı nereden tanır? Peki buzullar ne denir? Kısır ve gören çocuk ne düşünür? Balinanın karnı, plastik derdik, yağan yağmurdaki mikroplastiği nereden tanır? Toprağın altında ne vardır? Teşekkürler. Bunu çekmemiz yaklaşık 9 saatimizi aldı. Bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Annemi ön sırada ağlarken gördüm. Evet, çok duygulandım. Anneme bir tane daha alkış alabilir miyiz lütfen? Gelecek güzel olacak gerçekten. Bu gençlere alfalar deniyor. Alfa, zaten uzaylı olduklarını düşünüyorum hepsine baktıkça. O kadar temizler, o kadar güzeller, başka bir beyin çalışmaları var. Hakikaten bu yaş grubuna aşığım, öyle söyleyeyim. Çok da şey oldu, karmik bir şey oldu, karma. Onları ben çok seviyorum bu toplantıda da. Birkaç gündür onlarla çalışıyoruz. Şimdi bir şahane arkadaşımız daha var, Sera Çamaş. Kendisini kendisi anlatıyor genellikle.
Bebekliğinden beri yaptığı etkinlikleri var. Benim yeğenim ilkokuldayken bir arkadaşıyla sorun yaşamıştı. Şöyle dedi, insan anaokul arkadaşına bunu yapar mı? Çünkü bütün ömrü ilkokula kadardı. Şimdi buradaki arkadaşlarımız da 12, 13, 11 yıllarında kocaman adımlar atmışlar ama içinde o kadar çok parça var ki. Şimdi o zaman ben mikrofonu sana veriyorum. Şu taytay yaptığın zamanlardan başlayalım. Merhaba, ben Sera Çamaş, 15 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndayım. Bunu sonra başlatsak olur mu bunu? Olur tabii. Tamam, sen söyle ederim. Ben. Sağ olun. Yarı zamanlı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano bölümündeyim 9 senedir. Aynı zamanda gitar, elektro gitar, keman, ukulele, biraz bağlama, biraz mızıka çalmaya çalışıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Müziği çok seviyorum yani kısacası. Annem ve dedemle evimizin altındaki atölyemizde ben taytay durmaya başladığımdan beri Ebru yapıyorum. Aynı zamanda New York'ta bir Hub Design diye bir ajans Ebru'larımı Amerika kıtasında temsil ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çocuk hakları il komitelerinde çocuk hakları için çalışıyorum. Ve Sanal Orman ve Köy Okulları'na Müzik diye iki tane projem var. Böyle kendimden bahsetmiş oldum. Şimdi biraz projelerimden bahsetmek istiyorum. Sanal Orman bu yaz başlattığım bir proje. Sanal Orman'da Instagram'da Sanal Orman diye bir Instagram hesabı açtım. Ve bu hesaba koymak için çocuklardan ağaç resimleri istedim. Çocukların çizdiği ağaç resimlerini. Bana gelen ağaç resimlerini sosyal medyada Sanal Orman hesabından paylaştım ve sanal bir orman oluşturmuş oldum. Bu oluşan Sanal Orman'da aynı zamanda çocuklara ağaçların bizim hayatımızda ne kadar önemli olduklarının farkındalığını vermiş oldum. Bu resimleri çizerken bu farkındalığı geliştirdiler. Aynı zamanda da büyüklere ağaçların hepimizin olduğunu hatırlatmış oldum. Geçenlerde Aksa Sigorta ve Tema Vakfı işbirliğiyle 25 bin ağaç desteğinde bulundular ve 25 bin ağaç dikilecek şimdi Edirne'de. Sanal orman gerçeğe dönüşüyor. Bir saniye duralım. Bir duralım, bir tadını çıkaralım. Sanal, bakın inisiyatif alıyorlar. Futbol oynuyor, aktivistlik yapıyor. Birazdan şahane başka eylemlerinden de bahsedecek. Harekete geçiyor bu arkadaşlar, cüret ediyorlar. Bizlerden çok farklılar. Sanal orman, düşünün, resimle başlıyor, bir kere resime destek veriyor ve bunu gerçeğe çeviriyor. Şahane bir proje. Şimdi daha da şahaneleri var. Dediğim gibi 25 bin ağaç desteğiyle Edirne'de bir orman oluşturuluyor. Her bir çocuğun çizdiği ağaç resmi gerçek bir ağaca dönüşecek Edirne'deki ormanda. Eğer siz de çocuklarınıza, yeğenlerinize, kuzenlerinize, akrabalarınızın çocuklarına çizdirmek isterseniz siz de ağaç resmi çizip bana Sanal Orman hesabından yollarsanız çok sevinirim. Şimdi de bu sanal sergi gibi bir şey olmuş oldu sonuçta. Bu sergiyi de gerçek bir sergiye dönüştürmek ve çocukların resimlerini sergilemek istiyorum. Şimdi... Geçelim mi? Evet, geçebiliriz oraya. En baştaki slayta gelebilirsek çok süper dönebilir olur. Dönebilir misiniz ilk slayta? Aynen. Geldik. Biraz daha öncesi vardı. Siz onlara dönün. Rejiden rica ederim. En başta böyle logo gibi bir şey var orada. Olması lazım. Hepsini görmüş olduk. Evet. Sen konuşmaya başla, biz buluruz arada. Aynı zamanda da köy okullarına müzik diye bir projem var. Ben dediğim gibi taytay durmaya başladığımdan beri Ebru yapıyorum dedem ve annemle. Ve 5 yaşından beri de Ebru atölyeleri yapıyoruz. Daha çok çocuklarla çalışıyoruz. Ben 13 yaşımdayken KODA Derneği bizi sahada Ebru yaptırmak için Harran'a davet etti. Oradaki köy okullarında çalışmamız ve çocuklarla Ebru yaptırmamız için. Sonra benim de müzikle olan ilgimi öğrendiler ve dediler ki sen de müzik atölyesi yapmak ister misin? Geçebiliriz buraları biraz. Sonra Harran'a gittim. Aynı zamanda Ebru atölyesi yaptım. Sanırım slaytlar karıştı biraz en başa. Sen anlat o zaman, ben hepsini sırayla geçeyim istiyorsan. Nasıl istiyorsan. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Harran'a gittim ve çocuklarla müzik atölyesi yaptım. Notaları anlattım. Reji lütfen hep siz başa dönün, ben tek tek geçeyim yavaş yavaş. Notaları anlattım, klasik müzik dinlettim. Sonra kolay taşınabildiği için ilk gittiğimde ukulelemi götürmüştüm. Hepsine teker teker ukulele çaldırdım. Ve aslında ne kadar yetenekli olduklarını ve müziğin onlara ne kadar mutluluk kattığını ve ne kadar sevinç dolduklarını gördüm.
Ve dedim ki benim sürdürülebilir bir eğitim yapmam gerekiyor burada ki müzik eğitimini çok sevmişlerdi. O yüzden dedim sürdürülebilir bir eğitim yapmam ve ben yokken de çalışabilmelerini sağlamam gerekiyor. Sonra 18 okuldan davet aldım. İlk sene 6 okul 200'e yakın çocukla çalıştım. Sonraki sene herkes birbirine söyledi. Müzik atölyesi yapan bir kız var size de gelse çok güzel olur diye. 18 okuldan davet aldım. Ve dedim ki ben org götürmek istiyorum. Org temel enstrüman. Ve org götürürsem sürdürülebilir eğitime katkı sağlamış olurum. Sonra 18 tane org toplamayı hedefledim. Bir video vardı. Birazcık geride olması gerekiyor. Heh, aynen bu video. Bunu izleyebiliriz. Sesini kısabiliriz. O sırada konuşabilirim isterseniz. Müziği varsa istiyorsan. Yok, burada yok zaten, burada çıkmadı. Burada yok, peki tamam. Böyle bir video yaptım ve dedim ki bu sene 18 okula gidiyorum. Ve 18 tane orga ihtiyacım var. Lütfen bana destek olur musunuz? Ve sonra Ayşe Arman benimle röportaj yaptı. Fazla Say paylaştı. Ve sonra birçok insana ulaşmış oldum. Ve proje çok insan tarafından duyulduğu için 70'ten fazla orga ulaştım. Bunu geçebiliriz isterseniz. Peki. Bu röportajı niye koyduğumu sorarsanız, Müzik Perisi ilk önce bu röportajda çıktı. Bana Müzik Perisi adını taktığı için her yerde de sonra Müzik Perisi olarak söylediler. Buradaki posterde de Müzik Perisi yazıyordu. İlk başta biraz utanıyordum ama niye Müzik Perisi yazdığını merak edersiniz diye bunu da koymak istedim. Buna geçebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Çok da mütevazılar. Dikkat edin. Hepsi aynı şekilde. Hocamızdan itibaren muazzam bir alçak gönüllülük var. Kendileriyle çok güzel dalga geçiyorlar. Özgüvenleri var çünkü hayatın bütün yönlerini görüyorlar. Kasmıyorlar değil mi? Atarlıyız dedin. Bazen atarlı, bazen tutarlı. Evet Seracığım. Sonra Harran'a gittim ve 20 okul 500'den fazla çocukla çalıştım. Ve orgları dağıtmaya başladım. Orgların bir kısmını dağıttım. Üç tanesi geçen hafta Ağrı'da, Muş'ta, Manisa'da 3 tane okula kargoladım. Sonra Diyarbakır'a gideceğim. Aynı zamanda Diyarbakır'a da orgları bıraktım. İlk önce orgları bırakıyorum. Sonrasında müzik atölyesi yapıyorum oraya gittiğimde. Şimdi 14 yaşındayken orgları dağıtmaya gittim. 15 yaşımdayken de en büyük hayalimdi benim bu müzik projesi başında korolar kurmak. Ve geçen haftalarda gittiğimde koro kurdum. 7 farklı köyden, Harran'da başladığım için projeyi yapmaya, Harran göz bebeğim gibi bir şey oldu. O yüzden Harran'da başladım koroları kurmaya. 7 farklı köyden 42 tane kız çocuğundan bir tane koro kurdum ve çalışmalarımıza başladık. Ve 11 Ekim'de Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. UNICEF, Birleşmiş Milletler ve Aydın Doğan Vakfı'nın bir organizasyonu vardı. Ve koromuz oradan davet aldı ve çektiğimiz bir videoyla öyle bir konferansa da katılmış olduk. O bizim ilk konserimizdi. Videoyla katıldık ama 6 Nisan'da da çocuklar İstanbul'a gelecekler ve bir kongrede konser yapacaklar. Çok heyecanlıyız, çok güzel planlarımız var. Şimdi 9-10 Kasım'da Batman'da olacağım. Sonra İzmir'e gideceğim, Diyarbakır'a gideceğim ve burada da korolar kuracağım ve benim en büyük hayalim bütün kurduğum koroları birleştirerek bütün Türkiye'de toplu bir koro kurmak. Çünkü müzik evrensel ve birleştirici bir dil, beni çocuklarla buluşturdu. Bu koro sayesinde de umarım çocukları bir sürü insanla buluşturur ve bir sürü imkan, olanak sağlar. Böyle bir şey oldu. Bu... Filmi görelim. Seracığım film vardı değil mi? Evet evet, bir tane videomuz var. Koro'nun bir videosu. O bir 11 Ekim'dekinin kısası. Seracığım 5 dakika artı rica ediyorum. Bana 5 dakika yazarsanız bir son cümleler daha alacağım. Zamanımız şu anda doldu. Senin filmini izliyoruz. Tabii tabii. Şu
Gözleri dolan sadece ben değilim, değil mi? Herkes de şu şekildeyiz. Şöyle yapalım Seracığım, son tur olarak diyelim. Bir çağrıda bulunalım buradaki dinleyicilere. Dolayısıyla sen de bitti, sen de başlasın. Böyle gelelim ve tamamlayalım. Ben çözüm olan her şeyde umut olduğunu düşünüyorum. Ve hepimizin, evet yapılacak çok şey olabilir. Ama hepimizde de yapacak gücün olduğuna gerçekten inanıyorum. Herkes bir yerinden tutarsa, herkes bir şey yaparsa bence hepimiz o çözülemeyecek bile dediğimiz şeyleri başarabiliriz. Hepimiz birlikte yapabiliriz ve ön yargılarımızı kırmamız çok önemli. Bu kaç yaşında demeden, bu yapabilir mi demeden, ben yaparım diye kendimize güvenerek, cüret ederek yapmamız, her şeyi başarabileceğimize inanmamız çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Hepiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bravo. Tabii hayatım, tabii. Eğer bana destek olmak isterseniz, köyokullarına müziğe gönüllü öğretmen arıyorum, sanal ormana ağaç yollamak isterseniz, bana Sera Çamaş, köyokullarına müzik veya sanal orman Instagram hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Kendinize inanın ve güvenin, hepimiz her şeyi başarabiliriz, her şeyin bir çözümü var ve umudumuz hep olsun. Bir saniye Atlas'cığım. Köyokullarında müzik ve sanal orman. Arkadaşımıza destek oluyoruz. Maksimum destek. Atlas'cığım. Biz de 29 Kasım'da size anlattığım gibi grevde olacağız. Hepinizi bekliyorum. Ayrıca beni Atlas Sarrafoğlu Instagram hesabından, orada daha aktifim dediğim gibi. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepimiz bilimin arkasında birleşelim. Sizin de verileriniz bilimden de zaten. Bilimin arkasında birleşiyordu. Hepimiz bilimin arkasında birleşelim. Teşekkürler. Gözlerim doluyor ve sürekli eriyorum siz. Atlas'a da lütfen bu yaş grubunda gençler varsa çevrenizde, gençler çocuklar, ona yönlendirelim. İklime sahip çıkalım, çevreye sahip çıkalım, sanata, müziğe sahip çıkalım ve spora sahip çıkalım. Sen de çağrıda bulun bakalım. Ben kızları futbol oynamasını davet ediyorum. Çünkü her çocuk futbol oynayabilir. Erkeklerin kızlar futbol oynayamaz sözü bence yanlış. Dolayısıyla kızlar sahadaya davet ediyoruz herkesi. Sen çağır. Herkesi, bütün kızları ve kadınları kızlar sahadaya davet ediyoruz. Ve erkekleri. Ve erkekleri. Hocamız? Ben de öncelikle çocukların tarafındayım. Onların bu yaptıklarını gördükçe aslında yetiştirmem gereken çocukların böyle çocuklar olması gerektiğini bir kez daha anlıyorum. Bu çocuklar farklılar. Gördüğünüz gibi çevre bilinci olarak farklılar. Bu çocuklar özellikle lise bazında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilincinde yetişiyorlar, sosyal medyada bunu görüyorlar. Yani bu çocuklar Emine Bulut'u biliyorlar, Şule Çet'i biliyorlar. Bu çocuklar daha da önemlisi, bu kadınların neden öldürüldüklerini biliyorlar. Bu çocuklar cüret ediyorlar. Umarım çok daha güzel olacak diyorum her şey. Şöyle bir ön tarafa geçelim. Gel Atlas'cığım. Dikkat edin, bakın Atlas hepimize örnek olsun. Plastik şişe kullanmıyor. Kendi su kabını kendi taşıyor. Şöyle gelin bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arkadaşlarıma,
arkadaşlarımın annelerine, babalarına, öğretmenlerine, onlara emek veren herkese, bütün öğretmenlere, dedelere, anneannelere, babaannelere, halalara, teyzelere, dayılara, amcalara, kardeşlere, abilere. Sizin kaç abi vardı ya da abla? Bir abi, bir abla. Bir abi, bir abla. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Lütfen çocuklarımıza, hocamıza destek olalım sosyal medyada. Onlara kaynak aktaralım. Arkadaş gönderelim, genç gönderelim. Çok sağ olun.